Asgari ücretle geçinmeye çalışan 8 milyon çalışan kendileri ve aileleri için hayati öneme sahip zam oranına kilitlenmiş durumda. Yılda bir kez yapılacağı açıklanan asgari ücret zammında Ankara Kulisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son talimatını konuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en son asgari ücrete yılda bir kez yapılacağını açıklamıştı. Yüksek enflasyon altında aldığı zamlar eriyen asgari ücretliği yıkan bu haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da Bakan tek zam açıklamasını doğrulmamıştı. Türk İş, masadan kalkarız. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, enflasyon oranı düşmeden tek zamdan bahsedilemeyeceğini söylemişti. Atalay daha sonraki açıklamalarında ise, asgari ücret görüşmelerinde, 14.000 TL civarında hesaplanan açlık sınırının teklif edilmesi halinde, o zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz, demişti. Erdoğan en son ne demişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önceki kabine toplantısının ardından asgari ücretle ilgili sessizliğini bozarak bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle süreç yönetilecek, demişti. Erdoğan'ın, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz, sözleri Ankara kulislerini hareketlendirdi. Pazarlık öncesi kulis bilgisi geldi. Asgari ücrete 2024 yılı için bir kez zam yapılacağı kesinleşti. Ancak asgari ücret zam oranına ilişkin kesin bir açıklama yapılmamıştı. Pazartesi günü başlayacak asgari ücret pazarlığı öncesi ise Erdoğan'ın son açıklamaları üzerinden Ankara kulisleri yeni bir bilgiyi konuşmaya başladı. 2024 yılı asgari ücret zammı için enflasyon oranı baz alınacak. Bu doğrultuda çalışan kesime %38 ila %40 oranı arasında bir zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu oran Erdoğan'ın daha sonra yapacağı ek zam açıklaması ile değişmesi bekleniyor. Ankara kulislerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika yapacağı bir ekleme ile asgari ücret zam oranı %45'e çıkarılacak. Böylece yılda bir kez zam yapılan çalışanın da gönlü alınacak.